bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim iki kırmızı çizgimizdir. Biz bu ülkenin kuruluşunda hep beraber atalarımız görev aldı, dedelerimiz görev aldı. Güzel bir ülkede yaşayalım diye, evlatlarımız güzel bir ülkede yaşasın diye. Ama bugün geldiğimiz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorunumuz var demektir. Demokrasi elbette ki büyük aksamalar oldu. Ama ilk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Söz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Öyle bir noktaya geldik ki bizim evlatlarımız işsiz. İş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım. Ama asla ırkçılık yapmadan, onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve göndereceğiz. Şimdi onların oylarına talip oluyorlar. Onları vatandaş yapalım da efendim işte acaba bize seçimlerde oy verir mi vermez mi? Bunun hesabını yapıyorlar. Bizim hesabımız vatan sevgisidir. Bizim hesabımız bayraktır. Bizim hesabımız vatandır. Dolayısıyla kendi ülkemde özgürce yaşamak istiyorum. Onlar da kendi ülkelerinde özgürce yaşasınlar. Onların da karnı doysun. Ama arzu ederlerse bizim ülkemize turist olarak gelebilirler. Eğlenebilirler. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Ve oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazi yaşayacağız. Topluma örnek olacağız. Devleti yöneten kişi devleti liyakatle yönetir. Bilgiyle yönetir. Birikimle yönetir. Ahlakta yönetir. Erdemle yönetir. Ben istediğimi yaparım. Devlette yoktur. Ve devlet bir kişinin iki dudağına asla teslim edilemez. O nedenle devleti bilgiyle, birikimle, ahlakta, erdemle ve liyakatle yöneteceğiz. Bunun da sözünü size veriyorum. Bir tarafa yazın, göreceksiniz Bay Kemal Türkiye'yi adaletle yönetecek. Hiçbir ayrım yapmadan yönetecek. Köy tüzel kişiliklerini biliyorum. Büyükşehir yasasında değişiklik yapacağız. Köy tüzel kişiliklerini iade edeceğiz. Mal varlıklarını da iade edeceğiz. Meraklanmayın. Ayrıca bütün köylerde okulları açacağız. Öğrenciler, öğretmen köylere gidecek ve köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağım. Hiç meraklanmayın. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece taşımalı sistem, şu sistem bunların tamamını bitireceğiz. Kırsalda, köyde öğretmen olacak. Köyde kadın çalışıyorsa, köyde gençler varsa onların sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece köyde çalışan kadının bir geleceği olacak. Ve diyecek ki sosyal devlet benim güvencemdir. Ben yaşlandığım zaman, çalışamaz noktaya geldiğim zaman emekli aylığımı alacağım ve evimde oturacağım. Torunlarıma bakacağım diyecek. Onlara her türlü güvenceyi sağlayacağız. Aile destekleri sigortası. Endişe etmeyin. Bay Kemal'in cumhurbaşkanlığında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Kimse unutmasın. Gaffar Okan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Bunları yapanın yanına kar kalır mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını, hukukunu yiyenler bunun hesabını vermek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde devleti niye yönetiyoruz? Hangi gerekçeyle devleti yönetiyoruz? Devlet dediğiniz adaletle yönetilir. Devletin dini
Adalettir diyoruz. O zaman adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız. Mutlaka sağlayacağız. İki grup beni sevmez. Benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir beşli çeteler, iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarının da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronuna asla nefes aldırmayacağım. Evet, adaylarımız Hasan Toktaş, İbrahim Alagöz, Orhan Özer, Sermin Can Özensoy, Erdal Ay, Hatice Deniz, Zafer Milli, Osman Atalay Akman, Enver Yeniçeri, Dilek Burak. Ve şimdi buraya Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'i davet ediyorum. Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur.